Merhaba millet, mod tanıtımının yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Mod tanıtımının ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bir önceki bölümü şurada çekmiştim. Şu bölümde, ikinci bölümümüzdeki modumuzun ismi ise Chisel. Chisel modu çok fazla blok kapsıyor. Buradan görünmeyecek kadar uzaklara kadar blokları var. Bunları dizmek bile bir saatimi aldı. Düşünün artık. Modun ana mantığı şu. Elimizde bir adet Chisel var. Chisel şu şekilde yapılır. Bir stick, bir iron. Bu kadar. Buna sağ tıklarsanız içinde böyle bir yer açılır. Ve buraya kafanızdan herhangi bir şey koyarsınız. Yani her şey oluyor hemen hemen. Stone koyalım bir tane. Bize seçenekler sunuyor. Buradan herhangi birini seçebiliyoruz. Mesela bunu seçelim. Bir tane daha bundan alalım. Bir tane daha bundan seçelim. Sonra bunları böyle yan yana koyarsak hop. Connected Textures. Birleşen tekstürler. Güzel bir görüntü oluşuyor. Ve bu kadar blok kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Bazı bloklarımız böyle birbirine birleşiyor. Bazıları birleşmiyor. Onlara bakarsanız onları gösterecek kadar vaktim yok. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Obsidian'ı çizile sokarsanız bu şekilde şeyler elde edersiniz. Yani ben buraya bunları dizdim. Hangi maddeyi koyarsanız hangileri oldu, çıkar burada diye. Onları dizdim buraya. Modumuzun mantığı bu. Obsidian'ı koyarsanız bu şekilde zımbırtılar çıkar. Biraz tutayım ekranda. Oakwood. Bu şekilde. Iron Block. Golden Block. Durdurup bakabilirsiniz. O yüzden hızlıca geçeceğim. Biraz tutup şöyle sabit. Diamond Block. Glowstone ve bu glowstone'u kırdığınızda içinden normal glowstone düşer. Lapis block. Emerald block. Nether brick. Şu. Ve bu arada bunlar tavsiye ederim. Sortex texture pack'inde çok güzel gözüküyorlar. Şimdi açılması çok uzun süreceği için ben göstermeyeceğim ama siz bakabilirsiniz. Texture pack'e ayrı bir güzeller. Çünkü 8 bitlik bir vanilla da dandikli gözüküyorlar şu an. Hani 8 bitlik mi 16 bitlik mi ne? Nether brick. Netherrack. Mozzy cobblestone. Stonebrick. Ve 4. Yani bildiğiniz toprağı bile çizilden geçirebiliyoruz ki şu gayet güzel. Ice. Ve ice kırdığınızda içinden su çıkar. Çünkü ice. Ve farklı bir şey. Ice pillar. Bu nasıl yapılır? Şimdi bulursam hemen göstereceğim. Ice pillar. Aynen. Bu değil mi? Şu muydu? Recipe'si olan ice pillar. Bir saniye. Şuradan modun menüsünü açayım. Ice pillar craft edilebilen bir item. Yani normal dünyada bulabileceğiniz ice budur. Bunları normal dünyada bulamazsınız. Pillar yazanları. Onları da nerede o? Pillar. Ha. Normal chisel ice'ını şu şekilde kapı gibi dizerek ice pillar elde edersiniz. Veya diğer versiyonlarını. Peki chisel'ın ice'ını nereden bulursunuz? Çok basit. Gözükmüyor mu? Şöyle göstereyim. Normal ice'ı chisel ice'ını koyduğumuzda bize normal ice verir mesela. Doğadan bulduğumuz normal ice'ı chisel'a koyarsak bize chisel'ın ice'ından verir. Chisel'ın ice'ını kapı gibi dizersek bunları elde ederiz ve bunları chisel'a koyarsak böyle güzel şekiller elde ederiz ve bunları üstüne koyunca çok güzel şeyler olur. Ice merdivenler. Şöyle bakın. Hatta şöyle bir mod vardı. F1 miydi? Aynen. Bir de F9 mu vardı? F10 mu? Neydi bu ya? F8. F8 mi? F7. F6. F3 değil. F2 değil.
F12 mi? Değil. Kamera yavaş hareket ettiren bir tuş vardı. Unuttum şu an. Şöyle göstereyim. Aa, burada isimleri göremiyorsunuz ama. Laboratuvar blok. Bunlar nasıl yapılır diye soracak olursanız. Normal stone ortasına nether quartz 8 tane veriyor. Gayet karlı. Karşı tarafa geçecek olursak. Woolen clay. Bir tane clay ile stained clay ile wool birleştirirseniz 2 tane verir. Bu da hesaplı. Ve eğer Direwolf'un server planlarını izliyorsanız şunlarla çok güzel evler yapıldığını görürsünüz. Bunlar dekorasyon için. Bunlar çok güzeldir. Yapılışları şu şekilde. Etrafında paper, ortaya herhangi bir stick. Şu an çitin önüne bakmayın. Bunları yan yana koyunca çok güzel gözüküyorlar. Ben uğraşamadım. Çünkü saatlerimi aldı bunları dizmek. Glasslar. Bildiğiniz glass chisel'dan geçiriyorsunuz. Hatırlarsanız 1.7'de de renkli glasslar eklenmişti ve biz şu an 1.7'deyiz. 1.7'deki renkli glassları chisel'dan geçirirseniz herhangi böyle hangi rengini geçirirseniz o şekilde böyle oluşurlar. Güzeller. Birleşenleri var, birleşmeyenleri var camların. Faktör bloklar şu şekilde yapılır. Çok ucuz. Yani aslında iron kullanıyor ama 32 tane veriyor. Ve bunların çoğu connected texture. Texture'ları birleşiyor. Çok güzel gözüküyorlar öyle yapınca. Tavsiye ederim. Güzeldirler. Mozi Temple Block. Şuradaki Temple Block'ların Mozi'li hali. Nasıl yapılacağına gelecek olursak. Lan. Hiçbirini de göstermiyor mu? Neyse, Temple Block'u söyleyeyim ilk önce. Temple Block, Stone ortasına. Lapis. Mozilisi nasıl yapılıyor? Yok şu an nedense. Daha önce vardı. Hatırlıyorum. Şuradan bir Temple Block alalım. Bakalım böyle mi, burada mı yapılıyormuş? Neyse. Bu arada Chisel'dan çıktığınız zaman blok içinde kalmaya devam eder. Yani şu şekilde. Hatta bu şekilde blok bile taşıyabilirsiniz hani. Üstünde de gözüküyor zaten. Neyse bu çizila internetten bakarsanız şu an ben bilemedim nasıl olacağını. Videoyu da durdurmak istemiyorum. Ve bunların bir özelliği var. Bunlar 3 boyut değiller. Hani pardon. Düz değiller. Tekstürler düz değil. Gördüğünüz gibi çıkıntıları var, girintileri var. Yandan bakarsak aynı şekilde temple bloklar da o şekilde. O yüzden böyle tam yamuk durabilirler falan. Güzel arkadaşlar. Şöyle bunlarda da durayım. Bunlara da bakın biraz. Creeper kafalı falan var. Ondan sonra Tyrant. Tyrant'larda tam ortaya bir tane Iron. Iron, Tyrant. İyi uyumuş birbirine. Bunlar da çok güzel şekiller var. Böyle. Bunların da connected texture olanları var. Çoğunda var. Hani bak inceleyin. Ve burada bir heykel var. Bu nasıl oldu? Eğer bir stone'u buna koyarsanız Snake Stone ve Snake Stone diye hani Snake Stone ve Snake Stone Head bu head aslında olarak iki taş var. Bunlar birbirine birleşir böyle bir yılan heykeli yapabilirsiniz. Havalı böyle. Yetkili. Güzel. Bildiğiniz bookshelf'leri geçirirseniz böyle ve bunlar Enchant Table'da işe yararlar. Hani kullanmak isterseniz bookshelf olarak. Carpet'lar. Wool'un ortasına string. Size carpet verir. Bunları çizilden geçirseniz böyle renkli renkli işte kafanıza göre elde edebilirsiniz. Ben renk renk koydum. Siz aynı renkte yapabilirsiniz falan filan. Diye tahmin ediyorum. Ama öyle miydi? Neyse tahmin bilmiyorum. Bakın deneyin işte. Ooh. Carpenter Buradaki mod tanıtımını izleyin. Carpenter's Block mod tanıtımımız kanalda mevcut. Gayet güzel bir moddur. Fantasy bloklar. Fantasy Block gayet ucuz. Gold Nugget, Stone. Ve bunların çok güzel görünüşleri var. Hani böyle çok havalı böyle. Bunları yukarı koyun falan filan. Sütunlar hazırlayabilirsiniz. Lava Stone. Etrafa kıvılcım saçarlar. Yanlış bilmiyorsam tam emin değilim ama etrafındaki tahtaları da kıvılcım sıçratıp yakabiliyorlar. Böylece gibi akan lavlar zaten kendileri. Yapılışları nasıl? Bir saniye. Ortaya lava bucket. Bucket'ınızı geri veriyor merak etmeyin.
Holystone'lar. Şöyle tıklandığında da güzel sesler çıkarır. Diyebiliyor musunuz acaba? Böyle. Sanki böyle cennetten bir huri gibi. Yapılışı da gayet ucuz. Ortaya bir feeder. Ama feeder elde etmek için tavukları kesmeyin. Sadece onların tüylerini tıraş edin, yoksa fake et kızar. Ve redstone block. Bildiğiniz redstone bloğu çizden geçirin. Ve çok merak ettim şu an. Redstone sinyali veriyor mu bunlar? Evet. Redstone sinyali de veriyorlar. Yani gayet kullanabilirsiniz. Sonracımı Obsidian'ı geçirerek şunu da elde edebilirsiniz. Aynı Snake'in Obsidian versiyonu. Tabi bunda böyle partikül efektleri falan var. Böyle daha yetkili bir kafa var böyle. Bu arada bu Obsidian brickler ve bu zımbırtı patlamaya dayanıklı. Obsidian'ın özelliklerini gösterir. Ve Glass normal bir glass pane'i geçirerek şöyle şeyler edebilirsiniz. Şuradan ayrılıyor. Buradan sonrası bariyer. Iron bar'ları da geçerek böyle bir şey edebilirsiniz. Sonracıma başka ne yapabilirsiniz? Halıları geçirebilirsiniz. Ha, ne oldu? İki tane normal bildiğiniz carpet blue yan yana koyarak 3 tane floor carpet edebilirsiniz. İşte böyle. Bunlar da böyle elde edilir. Bunlar da böyle gayet güzel. Hani halı yerlerde güzel gözüküyor. Pek başka bir şey kalmadı. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Hani ben burada şimdi bunlardan bir ev yapayım deyip şuraya bir ev yapmaya kalksam batırırım falan. Hani saçma sapan bir şeyler yaparım. Siz bu moddan soğursunuz. O yüzden bütün blokları gösterdim. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Bir de dizmeye... Aa, pardon. Aa, niye böyle oldu? Ben ilk sayfayı size dizmeyi unutmuşum. Hemen ilk sayfaya dönüyorum. Bu modun en güzel ayrımlarından bir tanesi. Bu videoyu uzatacağım ve bunları anlatacağım. Hemen şuradan ortalardan devam edelim. İlk sayfayı nasıl atlamışım ben ya? Hemen şuradan hızlı hızlı alayım senin için. Marble. Marble'lar unutulur mu ya? Marble. Chisel modunun eklediği ve doğada rastgele bulunabilen bir ne diyeyim, taştır. Hani marble, mermer demek zaten. Chisel'da çok güzel görüntüleri var. Şunlar falan hep multiblok. Çok güzel görünümleri var. Bunların slab'leri var. Aynı şekilde. Hani arada atlıyor olabilirim ama siz görüyorsunuz nasıl buradan. Aynısını slab'leri. Yapılışları da aynı. Direkt o blokları şey yapabilirsiniz. Direkt slab haline dönüştürebilirsiniz. Sonra pillar'ları var. Pillar'ları da marble'ları böyle kapı gibi dizerek, aynı o buzlar gibi. Bunların pillar'ları işte bu şekilde. Bunlar da böyle güzel güzel. Böyle Greek pillar falan filan. Böyle üst üste koyabilirsiniz falan filan. Çeşitli şekiller yapabilirsiniz. Mesela şu şöyle dönen koçbaşı gibi yan duran. Aynı şekilde pillarların da slab'leri var. Şu an biraz saçmaladım ama acele etmek için. Niye acele ediyorsam gerçi. Şu an bu videoyu gecenin birinde çekiyorum, o yüzden acele ediyorum. Onu da söyleyeyim. O yüzden de kısa sesle konuşuyorum. Ondan dolayı. Böyle güzel havalı slab'ler elde edebilirsiniz. Ve diğer doğada bulunan, serbestçe bulunan taşımız nedir? Nedir? Limestone. Aynı marble gibi bulunur, böyle bir büyük yatak halinde bulunur. Maden yatağı halinde. Kendisi budur. Bu halde bulunur. Ha, onu da söyledim mi? Marble da bu şekilde bulunur doğada. Şöyle şu arkadaş. Limestone da güzel şeyleri var. Şekilleri var. Bunlar da güzel işler yapabilirsiniz. Smooth limestone. Bir saniye, buna geçmeyeceğiz daha. Bu normal doğada bulduğunuz limestone. Bir de bunun smooth'u var. Yanlış bilmiyorsam bunu pişirerek elde ediyorduk. Muydu? Öyle bir şeyler vardı. Bir saniye, bir deneyelim hemen. Ha, yok. Aynen. Smooth limestone diye bir şey var. Bunu koyarsanız böyle
daha farklı mı desem? Ha pardon ya, ben ne yapıyorum? Aynı limestone'un böyle bir koyu hali bu. Buradan da devam ediyor limestone'lar. Tabi bunlar hep birleşebilen bloklar. Çok güzel bloklar. Hani şöyle koyalım. Çeşitli çeşitli koyalım. Şöyle şuradan da görün. Kıralım şöyle. Sonracığıma böyle burası bitti. Aynısının slab'leri. Koymaya gerek olduğunu sanmıyorum. Aynısının stairs'ları. Ve en önemlisi ve Direwolf'un çok sevdiği, mesela herkesin çok sevdiği, ben de görmeye sevmiştim birkaç sene önce. Cobblestone'dan çok güzel brickler yapabiliyoruz. Bunlar cobblestone. Bildiğiniz cobblestone çizgiden geçiriyorsunuz. Çok ucuza şöyle güzel şekilde elde edebiliyorsunuz. Mesela şu creeper kafasından itibaren şöyle. Aa, dur, camlara gelme. Ben de bu camları niye görmedim diyorum. Meğer birinci sayfadaymış. Şunlar falan hep multibloktur. Güzel gözükürler. Camlar. Bunlar da hepsi hemen hemen şeydir. Birbirine birleşen camlar. Aralarında çizgiler yok olur. Optifine'sız. Clear glass gibi mesela. Böyle gayet güzel camlar. Şöyle bakın iyice. Mesela şu falan çok güzel. Ve bunları kırdığınızda gider. Yani normal camla aynı. Ümitlenmeyin pek. Ama silk taşlı bir şeyiniz varsa alabilirsiniz. Sonra bir sonraki item sandstone. Şu şekilde. Normal sandstone'la elde edilebilen bir sandstone. Normal böyle koyuyorsunuz. Böyle istediğiniz gibi elde edebiliyorsunuz. Ve bunda benim size gösteremediğim, çok güzel özendiğim, bu sırf bu mod için yaptığım bir piramit vardı. Sandstone ve çizim modunu kullanarak. Ya, sandstone'ları ve çizim modunu kullanarak bir yaptığım piramit vardı. Onu da gösteremedim. Göstermeden öleceğim herhalde. 1.6'da Monster paketine yapmıştım. Zamanında oynardım. Şimdi bir kere şöyle şekiller var. Şunları ilk önce bir dizelim. Şöyle oldu. O ne lan? Ha, inekmiş. İşte aynısının böyle şekilleri falan filan. Şunlar falan çok güzel. Dekorasyonda kullandım şahsen. Güzel gözüküyorlar. Onun harici aynısının Snake Stone'u var. Şöyle bundan da bir şuraya heykelcik yapalım. Gördüğünüz gibi bir yılan da buraya. Ve İlluminati mi dersiniz artık, ne dersiniz? Piramit işaretleri. Bunların olduğu labirentlerle dolu ve çok teknolojik bir şey yapmıştım ben. Monster'da piramit yapmıştım. Burada da çeşitli şekiller. Tabi bunlar burada çok güzel gözükmüyor da. Bir Sortex falan kurarsanız, bu modu kullanan texture pack kullanırsanız, bunların şekilleri inanılmaz güzel hale geliyor. Yani bildiğiniz kendi piramit oyunundaymış gibi hissediyorsunuz. Çok güzel. Göz falan var da neyse, onlara takmayın kafayı. Concrete var. Bu bildiğiniz betondur. Yapılışı şu şekilde. Bildiğiniz gravel'ı ısıtırsınız. Concrete elde edersiniz. Sonra bundan çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela asfalt. Asfalt nedir, ne değildir, ne işe yarar? Asfalt şöyle dizersiniz. Yani bildiğiniz gravel'dan sadece bir fırın kullanarak ve bir chisel kullanarak şöyle bir şey elde edebilirsiniz. Bunun özelliği nedir? Sizin normalden hızlı koşturur. Mesela şöyle. Hani gördüğünüz gibi normalden çok daha hızlı koşuyorum. Normalizm şu. Bundaki hızım bu. Hızlı gitmenizi sağlar. Onun harici pek bir olay yok. Şöyle 64 değil de tek tek alayım şunlardan bir daha. Bunların üstünde de hızlı koşuyor mu bilmiyorum. Sanırım koşuluyor. Şöyle dizelim yan yana da. Bakalım. Koşuluyor sanırım bunlarda da.
Belli olan bir hız var bu gibi. Şu neymiş? Road lines. Oo. Ha süper. Asfaltımız var. Karayolu trafiği yapacağız buraya. Yol çizgisi olur mu? Süper. Bildiğiniz muhteşem yani. Bunu kullanacağım. Bu çok hoşuma gitti. Bunu yeni mod paketinde kullanacağım. Hele bir de araba modu falan yükledim ya bunun üstüne. Canavar gibi olur. Buradan da ayrım bloklara geçiyormuşuz zaten. Ben şuradan dizmeye başladım. Şu ayrım blokları da direkt şuraya ekleyelim ve mod tanıtımını bitirelim. Bu modla ilgili veya şu önceki tanıttığımız modla ilgili aklınızda kalan soru işaretleri varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Seve seve cevaplarım ben. Bunlar da bu şekilde. Oo şu güzelmiş. Tek şipek var mıydı ya bende? Yokmuş. Neyse. Şu bir dolsun da son bir selam vereyim. İşte 1.7'nin sorunu bu. Tek şipek açılması çok uzun sürüyor. 1.6'da 4'te daha hızlıydı. 1.5'te de daha hızlıydı. 1.4'te de daha hızlıydı. Hatta bu 1.7'den önceki bütün versiyonları daha hızlıydı. Neyse şöyle bir şuradan selam vereyim. Şöyle selam çekeyim şuradan bir tane. İzlediğiniz için teşekkürler. Mod tanıtımının şerefine beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, bunu bir yerlere paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Bay bay.